Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınam sizdiqtanlar ekranımız olsun. Xitay bilen Rusiyanın tor kontrol kılış ve tekşürüşte hemkarlaşkallıqı haqqıda dökülat ilan kılındı. Aşkarlanan hüccetlerde Xitay bilen Rusiyanın tor kontrol kılış ve tekşürüş meselesi de hemkarlaşkallıqı körüstülgen. Amerika Avazı'nın 6. aprildeki haberde bildirilişçe, Erkin Avrupa Radyosu 5. april ilan kılgan mahsus tekşürüş dökülatı da Xitay bilen Rusiyanın köp yıllardan buyan hemkarlaşıp, karşı fikirdeki kişilerini nazaret kılış ve torunu kontrol kılış korali ve taktikilerden ten behrman buluvatkallıkı baykalgan. Aşkarlanan hüccet ve hatırlarda 2017 ve 2019 yılları Xitay Turboşluğu Başkuruş İdarisi bilen Rusya internetin nazarat kılışkı mesul hükümet organı uçur teknikisi ve amevi akbaratın nazarat kılış idarisinin emeldarları otursa da yepyik yığıllar içilip, iki devletin hemkarlığı devamlıq küçeygerliği tekitlenigen. Tekşürüş dokulatı da körüstülüşçe Xi Jinping 2013 yılı tüncü qıtım Rusiyanı ziyaret kılgandım buyan, iki devlet yıkınkı 10 yılda alakını devamlıq çoğunqırlaştırgan bulup, internette uçurunun tarqılışını kontrol kılış iki taraf hemkarlıqının muşim noktası bulup gelgen. Keyinki yıllarda torunu qattıq kontrol kılış ortak tasavvurunun törtkisi de Xitay bilen Rusiya yukur derecelik emeldarlar otresidegi bir yürüş kelişim ve uçuruşlar arqılıq bu hemkarlıqını kengaytgen. Bu jarayonda Xitay amaldarları Rusiyanın taratqularını qandaq nazarat qilish, xalq ichidagi noroziliklarni bartaraf qilish qatorliq sohalardagi tajribasini o'rgangan. 2019 yildagi bir yig'inda Xitay tor aloqa ishxonasining mas'ullari yana Rusiya uchur nazorat qilish organidan Xitoyga munosabatlik bir qator atalmish jamoat manfaatiga ziyonliq deb qaralgan xabarlar va ziyorat ulanmalarini to'sib qilishni talab qilgan. 2017 yılı 7 aydan 2020 yılıgacha Rusya Alaqa Nazaratçılık İdarisinin başlıqı Aleksandr Jarov, aynı vaqtdagi Xitay Tor Boşluğunu Başqurish İdarisinin muavin müdiri Ren Shenliang başçılığıdagi Xitay vekiller ömikidin Rusiyanın uçur alaqını kontrol qilish işlerine yardım qilishini talep qilgan. Xitay bilen Rusya Şimali Qutbda kengaymachilik qilishqa başladı. Şimali Kutup, çoğun güçlerinin talişiş sahnesine aylanan bulup, beşburcaklık bina Xitay ve Rusya'nın Şimali Kutup'taki yaman garazlık kengeyişinin aldığını ilişkereklikine bildirdi. Amerika Avazı'nın 6. aprildeki haberde bildirilişe, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği çarşamba günü ilan kılgan en yeni haberde, Şimali Kutup rayonunun stratejisi tılığa elinip, kilimat özgürüşü Şimali Kutup'taki kilimatını kızdıflı kalmay, bu rayonunun çoğun güçlerinin terkişi meydanına aylanğanlığını görsetken. Şimali Kutup strateji işlerine mesul muavin yardımcı katibi Iris Ferguson 3. april ekilgan deniz ve hava boşluğu yığınında yakınki 10-20 yılda nurgun özgürüş bolganlıqını, kilimat özgürüşünün rayondaki coğrafilik siyasi özgürüş ve texniki özgürüş hareketlerinin eşiği sebep bolganlıqını bildirgen. Bildirilişçe yakınki yıllardan buyan Rusya Şimali Kutup'taki igelik hukuk sahasını kengaytishin teşebbüs kılgan. Hatta Xitay özünü Şimali Kutup'a yakın devlet ikerlikini dava kılgan. Kanada korallı kısımları buldur Şimali Kutup'ta Xitay'nın ölçeş buyumlarını baykagan bolup, bu ölçeş üskünesi deniz ve muzning kaylılıkını ölçeş üçünle emez, belki Amerika'nın Şimali Kutup'taki yadro su astı paraqotunun faaliyetini izgolap közüş üçün işiltildiğallıqı peres kılıngan. Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nın baş katibi Yenis Stoltenberg ötken yıldan başlap, Rusya'nın Şimali Kutup'taki herbi küçü ve Xitay'nın onunğu bolğan kızıqışının küçeygeldeki toğırsı da agahlandırgan idi. Rusya Şimali Kutup komandarlık organını korup, autodrom ve çoğunkur su portlarını özüçüge alğan, netçi yüzlügen yeni ve konu Sovet İtibaki devredeki Şimali Kutup herbi oğrularını kaydı açgan. Xitay dünyadaki en çok muz yargıcı paraxot yasaşını planlayan bulup, Şimali Kutup'taki energiya, ul esleha ve tetkikat türlerine milyard dolar meblağ salgan. Iris Ferguson, Amerika ve onun ittifaqdaşlarının rayonda tehditlerini baykaş ve meşgulat elip berişti münasip iktidarı kapaletlik kılışqa hem de birlikte hareket kılıp, tehdit ve uzun müddetlik mukumluğu kapaletlik kılışqa çakırgan. Xitay rejiminin Xitay virusu toğırsızdaki dokulati dikkat kozgıdı. Xitay'daki malum tetkikat grupisi tahminen 3 yıl içinde elingan ve Xitay virusu'a münasifetlik bolgan evrişkilerinin analizini ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Xunan deniz mahsulatları ve yavayı hayvanlar bazarı Xitay virusu'nun yıldızını tetkik kılışının merkezi noktası boldı. Tetkikat virüsü yava hayvanlarının gen materyalı barlıqını aşkarıldı.
Bazı alimlerin aytishicha bu kesellikning aslida yuqumlangan bir hayvandan odamga yuqqanligiga munosabatlik yana bir isbotning borligini bildirdi ekan. Tabiat jurnalida e'lon qilinishdan ilgari boshqa olimlar tomonidan dalillangan bu yangi analiz bozordagi tezgohlardan, kishilardan, qabaz va mashinalardan to'plangan bu avrishkilar to'g'risida texnik muhim tafsili mazmunlarni o'z ichiga oladi. Xitoy guruhining tadqiqoti yovvoyi hayvonlar setildigan rayonlardan yig'ilgan ba'zi avrishkilarning virus tekshirishida musbat chiqqanligini ko'rsatdi. Analizda yana virusning oson yuqadiganligi bilindigan hayvonlarning bo'libmi rak itlarining bu joylarda bevosita setildiganligini bildirdi. Biroq Xitoy tadqiqotchilari bularning yuqumning qandoq boshlanganligini to'liq isbot bilan ta'minlamaydiganligini alohida eskartdi. E'lon qilingan tadqiqot natijasi Amerika amaldorlari orasida virusning tajribaxondan chiqib ketish nazariyasi kuchayotgan vaziyatda e'lon qilindi. Xitoy rejimi virusning tajribaxondan chiqib ketganligi to'g'risidagi qarashlarni qat'iy rad qilib kelmoqda. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi va Amerika energiya ministerligi qatorliq organlar hozir o'zlarining virusning tajribaxondan chiqib ketgan bo'lish ehtimolligi eng cho'ng ahvol ekanligiga ishonganligini e'lon qildi. Saudi Arabistan bilan Iran munosabatlarini asliga keltirish to'g'risida kelishdi. Iran bilan Saudi Arabistan o'rtasidagi 7 yillik surkulish oxirlashdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Iran tashqi ishlar ministri Hussein Amir Abdullahiyan bilan Saudi Arabistan tashqi ishlar ministri Faisal bin Farhan Xitoy poytaxti Beijingda ko'rishib, ikki davlatning o'zaro elchixonalarini ochib, diplomatik xizmatlarni asliga keltirishi, o'zaro avasiya qatnashini asliga keltirishi va o'zaro vizalarni qulaylashtirishi qatorliq nurg'un masalalarda birdaklik hosil qildi. Beijingdagi bu uchrashuv Saudi Arabistan va tashqi ishlar ministrlarining 7 yildan keyingi tunji qatimliq uchrashishi bo'lib hisoblandi. Turkiyaning eng cho'ng urush paroxoti vazifa o'tashga tayyor holatga keldi. Dunyoning qurolliq uchquchisiz havo apparatlari qo'nadigan tunji paroxoti shundaqli Turkiyaning eng cho'ng urush paroxoti vazifa o'tashga tayyor holatga keldi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya dengiz armiyasining bayroqdor paroxoti bo'ladigan TCG Anadolu paroxotining mashg'ulot boshlashiga sanoqli kunlar qoldi. Turkiya Jumhuriyati Davlat Mudofaa sanoati idorasi raisi Ismoil Demir TCG Anadolu paroxotini dengiz armiyasiga topshirib berish marosimining dushanba kuni o'tkazilganligini e'lon qildi. 9000 mil musofalik Turkiya dengiz armiyasining ko'z nuri va eng cho'ng urush paroxoti TCG Anadolu dengiz okeanlarga qarab yo'lga chiqdi. Bundan boshqa 36 oy ichida Turkiyaning dengizdagi kuchiga kuch qo'shadigan yana 3 tani qo'g'dig'uchi paroxot yasalib, armiyaga topshirildi. Peskov Oqquyu yadro elektr stansiyasi to'g'risidagi savollarga javob berdi. Rusiya prezidentlik mahkamasi Kreml sarayining bayonotchisi Dmitriy Peskov Mersin Oqquyu yadro elektr stansiyasida 27-aprel o'tkazilgan marosimga Rossiyaning munosabatlik rahbarlarining qatnashadiganligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Kreml sarayi bayonotchisi Peskov kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Turkiya Jumhuriyatlik mahkamasining bayonotchisi Ibrahim Qalim bilan ko'rishganligini bildirdi. U ko'rishda Oqquyu yadro elektr stansiyasini o'z ichiga olgan davlatlarimizning kun tartibidagi cho'ng loyihalarni amalga oshirish masalalari muzokara qilindi dedi. U Putinning Oqquyu yadro elektr stansiyasida 27-aprel yadro yiqilg'usining elib kelinib, stansiyasining yadro elektr stansiyasi salohiyatiga erishishi munosabati bilan o'tkazilgan marosimga qatnashib qatnashmaydiganligi savoliga Rossiyaning munosabatlik rahbarlari qatnashadi deb javob berdi. NATO bosh kotibi Stoltenbergning Rossiya yadro qurol to'g'risida quruq va'dalarni beryotdi. Harakatlarni diqqat bilan kuzatish lozim degan bayonoti haqida so'ralgan savolga NATO Rossiya chegaralariga qarab kengayotdi. Harbiy ul aslahalar bilan chegaralariga yaqinlashgan NATO Rossiya emas. Bu harakat bizga masala paydo qiladi va xavfsizligimizga munosabatlik andisha paydo qiladi. NATO har qatim chegaralarimizga yaqinlashganda xavfsizligimizni kafolatga ega qilish uchun zarur tadbirlarni yo'lga qo'yamiz dedi. Erdo'g'on Amerika-Xitoy ziddiyatining hech kimga foydali emasligini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Amerika-Xitoy arasidagi ziddiyatlarning hech kimga foydasining bo'lmaganligini, yangi sug'oq urushningmo hech kimga foydali bo'lmaydiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, prezident Erdo'g'on Kritar o'lcham jurnalining ziyoratini qabul qildi. U Amerika-Xitoy o'rtasidagi ziddiyatlar bilan Iran-Saudiya Arabiston yaqinlashishi
tashqi siyosatdagi o'zgarishlar to'g'risida to'xtalib, xalqaro siyosat intayin murakkab, nurg'un aniqsizliklar bor. Xitoy virusi biz duch kelayotgan aniqsizliklarni texmi oshirdi. Undan keyin Ukraina Rossiya urushi bilan xalqaro tuzumning o'zgarishi va o'zgarish haqidagi munozaralar qaytadan avj oldi. Yer shari raqobati bu tuzumga texmi ko'p ta'sir ko'rsatishga boshlandi. İqtisodiy, siyasi ve harbi özgürlükler bir-biri bilen girelişip ketken vaziyette durmakta, dedi. O, Amerika-Xitay ziddiyetinin hiç kimge paydalıq bolmağanlıqını təkidləb, yeni soğuk uruşunun hiç kimge paydası yok. Çünkü yalğız köreş kılıp muvaffaqiyet kazanılmaydıgan meseleler var. Meselen, kilimat özgürlüşü en muhim meselelerinin biri ve birlikte hareket kılış gerek bolgan sahə. Terrorluk mu, biz birlikte hareket kılış arqılıq yeniləydiğan mesele, dedi. O, Birleşken Devletler Teşkilatını ıslah kılıp, yer şarını teximi yaxşı başkuruş kurulmasını bərpa kılış kereklikini əskertip, müşündeq müşim məsillər bar vaqtta, Amerika bilen Xitay otursudaki siyasi ve hərbi ziddiyetler muqumluğunu buzuduğan təsir peyda kılıdı. Bizning qarışımızda İran bilen Saudi Arabistan'ın söhbətliş arqılıq münasibetlerini normallaştırışı, otursharıqnın davamlaşıvatkan normallaş müsapısıga aktifası koşudu, dedi. O, yeni devirdeki taşkı siyasette Türkiye'nin yönelişini müstehkemleşini məqsəd kıldığalıqlarını təkidləb, bizden məqsədimiz Türkiye'nin yarışarıdaki rolünü teximi müstehkemleş, dedi. O, ahırda Suriyadaki terrorluk doğrusu toxtulub, terrorluk ahırlaşıcı devamlıq köreş kılımız. Siyasi həlqiliş çaresi, terrorluğu karşı köreş ve musabırlarının kayıtış meselelerini birlikte həlqiliş gerek. Yeni devirde biz bu cihette teximi köp işlerini kılımız, dedi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşkice. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.